süt tozundaki, süt ve süt ürünlerindeki melamin, bebek mamalarındaki melamin konusu dünyada Çin'le gündeme gelmişti. Aslında Çin'le gündeme gelmeden önce de melamin yasal olarak süt tozunda kullanılıyordu. Bir bebek 2 yıl boyunca kaç kilogram bebek maması tüketir? Daha doğrusu kaç miligram kanserojen melamin maddesi tüketir? Bir ona bakalım. Evet. 2 yıl boyunca bir bebek en az 187 kilogram bebek maması ve devam tozlarından üretilen devam sütü tüketir. Ve buna göre de yasal bir şekilde bu şekilde beslenen bebek 187 miligram kanserojen melamin maddesini vücuduna almış olmaktadır. Bu kanserojen melaminin vücuttaki ne gibi hasarlar yapabileceği ise benim konum değil, toksikologların, tıp doktorlarının konusudur efendim. Çapar Bey, bu melamin efendim denen malzeme, bildiğimiz hani bizim eskiden çocukluğumuzda kullanılan melamin tabaklar vardı. Bunların yapımında kullanılan ham madde midir? Yani bir petrol ürünü bildiğimiz kadar, doğru mudur? Doğrudan doğruya petrol ürünüdür. Çin'deki çocuk ölümlerinde doğrudan doğruya böbreklerde hasar açtığı kesin olarak ortaya konulmuştur. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı bulaşanları yazma zorunluluğu getirmediği için yazılmıyor. Hı hı. Yani içerisinde gıda katkısı olduğu, yani 1 miligram olduğu için yazma zorunluluğu getirmediği için yazmıyor. Yoksa yazma zorunluluğu getirmiş olsa firmalar buna uymak zorundadır. Yoğurtlara su tutması için, kıvam artırması için, evet, bebek bezinde kullanılan bir jel var. Kimyasal bir madde. Yırtınca o çıkıyor, onları görebiliyorsunuz. Evet. Çocuğu olanlar bilir. Metilselüloz mu? O kanserojen olan hocam, sizin esas konunuz tam şeyini bilemiyorum. Neden böyle bir madde kullanılıyor? Bunu siz nerede gördünüz? Bakın Ahmet Kavak'ta bunu ihbar kabul edecek. Bunu açıklar mısınız detaylarını? Bunu sektörde kullananlar anlatıyor. Hı-hı. Kendileri anlatıyorlar. Böyle söyleyelim, siz ya, çiftlikleri gezen, çiftlikleri evet, bilen, bu üreticileri yakından bir şey tanıyan bir insansınız. Bu, ayrıca sütün üretici, işleme aşamasında da sanıyorum bazı evet, gözlemleriniz var. Üretim aşamasında süt tozunun katıldığını biliyoruz. Hatta süte niye süt tozu katılıyor ki? Hı hı. Hocam sütün içerisindeki sütü suyu çektiğini söylüyor. Hı hı. Biz niye 1 kilo sütten 1,5 kilo yoğurt almanın peşine düşüyoruz veya bunu niye destekliyoruz?